Fakında neler oluyor? Son günlerde yeniden refah partisi ve AKP arasındaki gerilimden, zaman zaman Büyük Birlik partisinden gelen e, bizim de motivasyona ihtiyacımız var. Aslında Sivas verilse biraz motive oluruz gibi açıklamalardan takip ediyor. Şimdi arkadaşlar bu başlık değil. Önce şu sürpriz misafirlikle başlayalım. E, yeniden refah partisi lider Erbakan Erdoğan'la görüşecek mi, görüşmeyecek mi derken başka bir isimle görüştü Erbakan. Gelecek Partisi lideri yani e, bu seçimden önce de altılı Masa'nın Millet İttifakı'nın bir parçası olan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'na gitti. Hem de evinde ziyaret etti. İstanbul Göktürk'teki evinde Erbakan Davutoğlu'nu ziyaret etti. Ayrıntılı bir açıklama gelmedi ama bu açıklama gelmese de bu buluşmanın kendisi dahi büyük bir haber. Hani Erdoğan'la görüşecek mi diye sorulan Erbakan çünkü bu. Hani AKP ile aralarında son günlerde soğuk rüzgarlar esen yeniden Refah Partisi'nin lideri çünkü. Bakalım ne olacak ne olmuştu ben bir hatırlatayım. Yeniden Refah'ın Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Doğan Aydal bu stüdyoda bazı açıklamalar yapmıştı. AKP'ye eleştiriler yöneltmişti. Mesela Murat Kurum ismini bizle hiç paylaşmadılar, istişare etmediler demişlerdi ve biz onlara kazandırmak için burada değiliz. Bizim amacımız bu değil parti olarak demişti. Sonra gerçeğinden refah parti tutumunu yansıtmıyor. Kişisel görüşleridir diye açıklama yaptı ama bir kere bütçeye hayır dedikten beri yeniden Refah Partisi ile AKP arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Bunu biliyoruz. Sonra başka gelişmeler de var. Şöyle bir iddia. Evet heyetler arası bir görüşme oldu Yeniden Refah Partisi ile AKP arasında her ne kadar liderler henüz görüşmese de ama İstanbul'da aday çıkaracak mı çıkarmayacak mı diye soruluyordu. Hatta AKP ile uzlaşıp uzlaşmadıklarını buradan anlayabiliriz Yeniden refahın deniyordu. Şimdi son kulis bilgisi şu. görünen o ki Yeniden Refah Partisi İstanbul'da büyük şehirde aday çıkarmayarak AKP'yi destekleme kararı almış. Bazı pazarlıklar yapıldığını biliyoruz iki parti arasında. İşte il ve ilçeler üzerinde başladı. Sonra AKP'nin belediye meclis üyelikleri teklifiyle devam etti. Bunlar ileri sürüldü. Hatta şöyle söyleyeyim. Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde aday göstereceği Hatta bu adayların kimler olduğu dahi konuşulmaya başlanmıştı. Mesela e, Necmettin Erbakan'ın damadı Murat Altınöz'ün ismi öne çıkıyordu. E, Suat Kılıç genel başkan yardımcısı yine öne çıkan isimler arasındaydı. Ama son iddia bu. Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde aday çıkarmaktan vazgeçti. Peki Büyük Birlik Partisi'nde ne oluyor? Sivas'ı aslında verseler de bizim tabanımız için de bir motivasyon olsa... Diyordu Büyük Birlik Partisi ve kendi adaylarıyla seçime gireceğini duyurmuştu Yeniden Refah Partisi'nin yaptığı gibi fakat dün bir televizyon programına katıldı Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici ve Sivas'ta ve İstanbul'un ilçelerinden aday çıkarmakta kararlı olduklarının altını çizdi. Bakalım Büyük Birlik Partisi'nin bu çıkışı Cumhur İttifakı'nın ana bileşenlerinden MHP'den ve AKP'den herhangi bir geri dönüş görecek mi, alacak mı? Şimdi ama asıl konuşulan Başak Demirtaş'ın açıklaması kuşkusuz. Eşi Selahattin Demirtaş'la cezaevinde görüştükten sonra aday olabileceğini partisinden bir talep gelirse ve toplumun önünü açabilecek bir adım olduğuna kanaat getirilirse böyle bir hamlesi olabileceği söylendi. O günden beri. Tartışılıyor. Olur mu olmaz mı? Bu açıklama neden yapıldı? İşte Leyla Zana'nın 8 yıllık sessizliğini bozuk, bozup yaptığı açıklamayla ardarda arda gelmesi, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın verdiği çok kapsamlı röportajın hemen üstüne gelmesi bunların hepsi üst üste konularak bazı sorulara neden oldu. Şimdi ne olacak? Başak Demirtaş aday olacak mı olmayacak mı diye konuşurken işte hayat bazı şeyler bir anda gündemi bambaşka bir noktaya getirebiliyor dün Selahattin Demirtaş'ın annesi bir haber geldi Selahattin Demirtaşa sağlık durumunun iyi olmadığına dair daha yeni babasını kaybetti biliyorsunuz 31 Aralık'tı ve cenazeye gitmeme kararını konuşmuştuk bir süre annesini ziyaret için Edirne'den Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş çok ama çok yoğun güvenlik önlemleri altında Burası Diyarbakır'da hastane önünden konvoy. Araçlardan biri tutuklu HDP Eskeş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı taşıyor. Özel uçakta hayati tehlikesi bulunan annesinin yanına geldi. Daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneden çıkarıldı. Demirtaş 7 yılı aşkındır cezaevinde. Geçtiğimiz sene babası Tahir Demirtaş kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Diyarbakır Hastanesi'nde 2 gündür yoğun bakımdaydı. Demirtaş Edirne cezaevinden jetle Diyarbakır'a uçtu. 50 araçlık bir konvoy eşlik etti. Babası 2023'ün son günlerinde vefat etti. Demirtaş onlardan hiçbir şey istemiyorum dedi ve babasının cenazesine gitmedi. Bir ay geçmeden bu kez annesi yoğun bakım alındı. Sadiye Demirtaş, koa, solunum yetmezliği ve böbrek yetmezliği nedeniyle müşahede Altında. Yoğun bakımda ve hayati tehlikesi bulunuyor. Demirtaş özel uçakta Diyarbakır'a götürüldü. Annesini gördü ve yine konvoy eşliğinde Edirne cezaevine dönmek için yola çıktı. Dem Parti konuya ilişkin mesaj paylaştı. Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'da hastanede müşahede altındadır. Yoldaşımız Selahattin Demirtaş talebi üzerine annesini görmek üzere Diyarbakır'a götürülmüş ve annesini ziyaret etmiştir. Şifa diliyoruz, acil şifa diliyoruz. Diğer yandan açılışta da söyledim gerçekten çok üzücü. Demirtaş'ın tüm ailesi Diyarbakır'dayken Demirtaş'ın 600 kilometre uzaklıkta Edirne'de cezaevinde olması en başından beri tartışılan bir meseleydi. Ailesi bir kez biliyorsunuz yolda trafik kazası atlattı Demirtaş'ı ziyarete gitmek üzereyken. Ve işte ailesiyle arasında 600 kilometre var. Hastalık var, ölüm var ama... Bunlar bazı tavırları tutumları ne yazık ki değiştirmiyor bazı vicdanlara e, işlemiyor. Şimdi e, Başak Demirtaş'ın açıklaması neden yapıldı sorusu ortada. Acaba iktidara mı bir mesaj e, muhalefet e, ana muhalefete mi bir mesaj yoksa Demirtaş kendi partisine mi bir mesaj gönderdi? tüm bu sorular ortada. Diğer yandan DEM Parti ile CHP arasında yerel seçimlerde işbirliği arayışı heyetler arası görüşmelerle devam ediyor. Henüz bir sonuç elde edilmiş değil fakat mesai var devam eden. Şimdi duvardan gazete duvardan Ceren Bayara konuşan CHP'li bir yetkili demiş ki Başak Demirtaş'ın aday olmasını elbette istemeyiz. Bir başka yetkili demiş ki köprülerin atılacağını da sanmıyorum. Yani genel kanun CHP'de anladığımız kadarıyla DEM Parti'nin en nihayetinde AKP'ye kazandıracak bir karar almayacağı yönünde ama Selahattin Demirtaş da e, ve Başak Demirtaş da önemli mesaj e, vermiş oluyor sadece bu açıklamayla bile. Şöyle bir hatırlatma yapalım. Ee, öncesinde Gülten Kışanak ismi üzerinde e, HDP e, tartışırken Selahattin Demirtaş önceki seçimde bir tweet atmıştı. Yürü Bay Kemal diye ve bir anlamda tartışmanın gidişatını değiştirmişti. Bu hamlenin de benzer bir hamle olduğu konuşuluyor. Ama tabii şu eleştiri e, çok öne çıktı. İktidara mı kazandırmaya çalışıyor Dem Parti ya da Selahattin Demirtaş? Şimdi Bambaşka bir açıdan bakmak lazım. Bugün e, dün de yayınımızda konuşmuştuk, konuk etmiştik kendisini. Sezin Öney halktv.com.tr'de tam da e, bu meseleye yanıt vermiş. Yazısının bir bölümünü aktaracağım sizlere. Dem Parti'de ne oluyor başlıklı bu yazıda diyor ki Sezin Öney, kimseyle bir anlaşmanın söz konusu olmadığını düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan veya AK Parti'ye yakın bazı isimlerle Dem Parti ve ötesinde bazı taraflara imalar yapan mesajlar getirip götürenler olmuş olabilir fakat Dem Parti geneli de iktidarın söz Söz tutma konularındaki sicilinden bir haber değil. Sözler verilse bile tutulmayacağını bilemeyecek kadar da saf değiller. Anlaşma yok ama demde farklı siyasi düşünceler, yaklaşımlar, stratejiler var ve bunlar farklı yöntemler ve anlayışlarla aynı kapıya da çıkıyor olabilir. O kapı da kazanma kaybettirme, anlaşma anlaşmama değil. İstanbul'da kimin kazandığını umursamama kapısı olabilir. Selahattin Demirtaş Kobani davasında 25 Aralık'tan 8 Ocağı kadar süren savunmasında müzikteki crescendo gibi sona doğru gittikçe artan perdede siyaset yapan çizgi sergiledi. Diğer bir deyişle Kobani davasındaki ve Başak Demirtaş'ın çıkışıyla Selahattin Demirtaş'ın aktif siyasete döndüğünü söyleyebiliriz. Selahattin Demirtaş, Başak Demirtaş'ın çıkışıyla Kürt siyaseti ve daha da ötesinde Türkiye'nin geleceğindeki ağırlığını herkes hatırlatan bir vurguda bulunmuş oldu. Herkese derken gerçekten herkesi. Dem Parti, Kürt siyaseti, Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, CHP ve ötesini kastediyorum. Demirtaş kendine yerel seçimler ötesi bir Türkiye ve Kürt siyaseti tasavvuru çiziyor. Tavrı da evet her ne kadar 31 Mart'ın ötesine odaklı olsa da öncelikle yerel seçimleri etkileyecek diyor. Peki sizin örneğinde dediği gibi madem bu mesajın muhataplarından biri de Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'na soruldu dün bu Başak Demirtaş açıklaması. Bakın Ekrem İmamoğlu ne dedi? Yani bir başka partinin aday çıkartıp çıkartmayacağı ile ilgili bir adayın yorum yapması zaten doğru bir şey değil. Dolayısıyla bu konu DEM Partisi'nin karar vereceği bir konu. Benim yorum yapmamı gerektirecek bir durum değil. Evet, bakalım. Ee... CHP ile dem Parti arasında yürüyen müzakere süreci o mesai işbirliği olur mu olmaz mı üzerine yürütülen görüşmeler nereye varacak ve en nihayetinde dem Parti İstanbul'da bir aday çıkaracak mı çıkarmayacak mı ama dediğimiz gibi genel kanı aslında önemli olan, bu adımın atılması değil, bu açıklamanın yapılması ve bu açıklamayla gönderilen mesajın asıl gidişatı şekillendirmesi önceleniyor. Bunu şimdiden söyleyebiliyoruz. Öyle bir iktidarla pazarlık kapısı açmak gibi de bir